bu şehrin olmazsa olmazı mutfağıdır. İşte Şanlıurfa'nın zengin kültürüne yakışır bir hizmet. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın projelerinden biri olan Göbekli Tepe Gastronomi Merkezi ve Restoranı açıldı. Karşıyaka Mahallesi'nde 4000 metrekare alan üzerine tesis edilen İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi içerisinde yer alan gastronomi merkezi, hem yöresel lezzetlerin sunulduğu hem de mahalli aşçıların yetiştiği bir merkez olarak hizmet vermeye başladı. Gastronomi merkezinde çorba çeşitleri, tepsi yemekleri, sulu yemekler, kebap çeşitleri, salata çeşitleri, tencere yemekleri, pide ve tatlı çeşitleri olmak üzere 90 çeşit lezzet sunulmaktadır. Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun. Merhabalar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar efendim. Bugün de mübarek Ramazan'ın inşallah 3. iftarını açacağız. Ve yine neredeyiz? Haliye Belediye'mizin Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan sosyal tesislerindeyiz. Yanımızda sevgili Mahmut Özbek ve Nisa Hanım var. Önce hanımefendiler efendim. Nisa Hanım merhaba efendim. Merhaba. Mehmet. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Hoş geldiniz tekrar. Hoş. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Her zamanki gibi yüzünüz gülüyor. Ben de mutlu oluyorum. Göz yanmaz Nisa. Evet, arkamızda iftar hazırlığı var. Evet. Malumunuz Haliye Belediyesi evlere yemek gönderiyor ya. Evet. Onun dışında yoldan geçen, geç kalan, sokakta kalanlar da burada iftar çadırı kuruyor. İftar çadırı veriyor. Nasıl? Evet. 10 numara. 10 numara evet. Kim yapıyor? Mehmet Can Polat. Canla başla. Haliliye. Haliliye. Şimdi bugün bir ailemize gideceğiz. Evet. Malumunuz her akşam bir ailemizin evine gidiyoruz. Önce ailemizi kısa da tanıyoruz. Sonra onlarla birlikte gidiyoruz. Nereye efendim? Gastronomiye. Gastronomi merkezine. O da güzel bir iftarımızı yapıyoruz. Rüya tadından bir akşam geçiriyoruz. Gün bitiyor. Çok şükür diyoruz. Evet. Bugün ailemizi tanıyabilir miyiz? Ailemizin durumu ne? Ailemiz Emine Güzel diye bir hanımefendi. Evet. Bağlar başında kendisi oturuyor. 5 tane kızı var. Eşinin durumu yok. Kendisi aynı zamanda depremzede. Evet. Evi çok ağır hasar almış. Hı hı. Şu anda kardeşinin yardımlarıyla farklı bir evde oturuyor. Kardeşinin vermiş olduğu destekle geçimini sağlıyor. Ve Haliliye Belediyesi'nin. Haliliye Belediyesi'nin. Tabii Haliliye Belediyesi'nde markette alışveriş yapıyor. Alışveriş yapıyor. Yemek alıyor bizden. Yemek de gidiyor. Kendisi şeker hastası olduğu için sürekli her yemeği yemiyor. Biz ona destek çıkıyoruz. Yemek gönderiyoruz kendisine. Süpersiniz vallahi. Yemin ediyorum helal olsun. Mahmut abi sen de biraz yaklaş gel benim. Önce aradan bir tane geçti. Bir tane sonra tekrar ekranlardayız. Ne söylemek istersin? Öncelikle tekrardan bu programı başlattığınız için size teşekkür ederiz. Geçen yılda yine beraberdiz. Evet. Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla dezavantajlı ailelerimizi ziyaret ediyorduk. Gönül belediyecilik anlamında evlerinde onlarla iftarda buluşuyorduk. Bu yıl gene Mehmet Can Polat Başkanımız kendisinin talimatları doğrultusunda bu kez evlere misafir olmayacağız. Ailelerimizi kendi gastronomi merkezimizde misafir edeceğiz. Onları böyle değişik, güzel bir ortamda ağırlayacağız. Onlara ikramlarımız olacak. Beraber oturup sohbet edeceğiz. İnşallah güzel bir iftar programımız olacak. Geçen sene şey vardı. Ekmeği aldık mı, içeceği aldık mı, tatlıyı aldık mı, sofrayı unutmadık mı, yemek soğudu mu, doğru mu? Bu sene dedik bu da olmasın. Bir de ailemizle farklı bir şöyle bir şey. Düşünsene, ya sen misafirliğe gitmişsin. Peki adamın evi yetersiz, şartları olumsuz, tamam mı? Ama şimdi ne yapıyoruz? Arabamıza koyuyoruz, birlikte yemeğe gidiyoruz, sonra çıkıp onları tekrar evine bırakıyoruz. Nasıl? Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Bu Can Polat ne yapsın? Daha ne yapsın? Daha çok şey yapmamız gerekiyor. Evet. Yapıyoruz canla başla. Hizmette sınır tanımıyoruz. Can Polat Başkanımız da bu konuda bize açık çek vermiş. Evet. Nerede mağdur, ihtiyaç sahibi ailemiz varsa onlara ulaşın, gerekli yardımları yapın diye. Eyvallah efendim. Bugün de o ailemizle beraber gideceğiz. Bakalım nasıl bir iftar olacak. İnşallah efendim. Biz de merak ediyoruz. Eyvallah. Bugün de yemeğimizde Urfa kebabı var ha. İhtanım. Bilmiyorum, ben her gün gastronominin menüsüne bakıyorum ben. Evet. Sizden öğrenmek istedim, buranı, bakmadım. Dün buranı vardı, bugün Urfa kebap var. Yarın Allah büyüktür. Gidelim mi efendim? Gidelim. Fazla vakit kaybetmeyelim. Tabii. Sevgili dostlar tekrar söylüyoruz. Şanlıurfa'nın neresinde olursanız olun. Hani diyelim ki iftar saatine gidecek bir yeriniz yok, bir ev yok, yolda kaldınız, geç kaldınız. Hemen Ahmet Yesevi'ye dönüyorsunuz. Haliliye Belediyesi'nin semt pazarının ön tarafında her akşam iftar çadırı kuruyor, doğru mu? Evet. Zaten evlere yemek gidiyor, gıda gidiyor sayılır ama bu da geç kalanlar, yolda kalanlar için iftar var. Biz ne yapalım? Gidelim güzel ablamızın evine. İftara yaklaşık 1,5 saat kaldı. Şu anda Emine ablamızın evindeyiz. Ablamızla birlikte sohbet edeceğiz. Daha sonra ekiple birlikte, miniklerimizle birlikte gideceğiz gastronomide. Bu akşam da güzel bir iftar yapacağız inşallah. Abla merhaba. Merhaba. Sizi bir tanıyabilir miyiz ablacığım? Vallahi ben Şanlıurfa Haliliye Mahallesi'nde oturuyorum. Evet. İsmim Emine. Yani
Çocuklarım okul okuyor. Beş çocuk mu var? Beş tane çocuk. Beş de kız bence. Hepsi kız. Maşallah, ne kadar şanslı bir insansın sen. Öyle diyelim. Allah tabii ki Allah ne verirse. Yani Allah ne vermişse tabii. Odur hani hocam. Bir gün sen şunu düşün mesela Emine abla. Yani hiç olmasaydı ne yapardık? Doktor geziyorlar olmuyor, tüp bebek yapıyorlar olmuyor. Doğrudur. Yani en hayırlısı yine kız evladıdır. Amin. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Evet. Şimdi bak bizim maddi durumumuz zayıf biraz, doğru mu? Evet. Şimdi olamasaydı yarın başlık parası bulamazdık. Şimdi kızdır. Çim bak gelsin alsın alsın. İşte hocam. Evet. Evet abla, beş kızımız var. Evet, yani biraz aile sıkıntısı var işte. Önce bir anlat, kızlarımız okuyor mu? En büyüğümüz kaç yaşında? En büyüğümüz 18 yaşında, üniversite öğrencisi. Maşallah, hangi bölüme gidiyor? Hangi bölüme gidiyor? Bu, yani şu an dershane falan okuyor, yani şey diyor, yani devletin tarafından. Evet. Ha, biraz geç kaldı diye mesela şey demedi, gelemedi. Hı-hı. Bir tanem de lise 1'e gidiyor, Rabia Hatun'a gidiyor. Maşallah. Bir tanem de burada şeye gidiyor, Mühayir Selman'a gidiyor, İmam evet. Hatip. Evet. Bir tanem de 6. sınıfa gidiyor. İmam Hayri Selman. Ama bir şey söyleyeyim mi? Önce tabii ki senin eşin tabii çalışamıyor. Evet. Maddimiz iyi değil. Evet. Ama buna rağmen vallahi billahi senin elini öpmek lazım. Serbest sen buna rağmen eğer bu çocukları okutuyorsan var ya. Evet. Allah helal olsun. İşte okutuyorum yani. Evet. Diyor. Temizliğe falan bazen gidiyorum olsun, yani. Olsun. O da oruçtur diye işimiz de durdu şey oluyor. Bazen temizlik falan. Kira mı abla? Burası kira kardeşimin evidir yani. Allah razı olsun. Geçerli şeyde oturuyor yani. Evet, geçici olarak. Geçici olarak. Sizler biraz, de depremde hasar mı gördün? Hasardır yani, pisti falan yani, küflü falandı. Şimdilik geçici şeyde kardeşimiz destek çıkıyor diye evet. Yani şey demeyeyim yani, kira falan şey etmiyor yani bizden. Peki nasıl olacak abla? İşte o da diyor Rabbim artık nereye kadar. Allah büyüktür inşallah. Allah evet. Büyüktür hocam. Beyefendi çalışamıyor. Vallahi rahatsızdır, kulak kristalleri oynuyor. Hani bir işmişleri olursa hemen size gidip yapayım. Evet. Hani öyle o öğrenci parası falan. Bu destek sağ olsun Cumhurbaşkanımız yol gösterdi. Allah razı olsun. Bir senedir falandır. Yani ondan yararlanıyor. Çocuk parasından faydalanıyor. Evet. Ha işte devlet bize yemek getir yani. Devlet mi getiriyor yemeği? Kim getiriyor yemeği? Aşı bu yemeği getiriyor. Can Polat. Hah. Mehmet ya. Can Polat. Allah razı olsun. He 3 sene etti. Yani diye ya bir gün yani eksilmedi, aksalmadı. Bir günde yani sıkıntısı ekmeği de yemeği de dört dörtlük geliyor. Allah razı olsun. Biz her zaman diye ya. Bazen abla bir de bakıyorsun abla hemen alırsın inşallah. Efendim söyleyin. Bazen insanın kardeşi unutur. Anası babası unutur ama belediye unutmuyor. Hocam ben size söyleyeyim, insan da iyi de unutmaz, kötü de unutmaz. Evet. Yani her zaman arkamızdalar, Allah razı olsun. Evet. Şimdiye kadar neye gitmişim, ne etmişim boş çevirmemişler. Yani Allah razı olsun, biz çok razıyız devletimizden. Markette de alışveriş yapıyor musun? 6 ayda bir yapıyorum. Evet. Evet yani günümüz şeyimi şaşırmıyorum, gittiğim zaman yani koş karşılıyorlar. Hoş veriyorlar yani öyle. Puanlarınla muanlarınla. Evet puanlarım 450 falan 250 oldu. Sonradan 450 oldu. Evet. Öyle yani. Peki, Allah razı olsun. Allah'a şükürler olsun abla. Binlerce kez şükür. Bin kere şükür. En azından şu anda bir çatın altındayız. Evet evet. Şimdi evet. Filistin'de Gazze'de insanlar perişan. Hocam evet aynen. O depremde evleri tam yıkılan, enkazda kalanlar var. Aynen Allah razı olsun var. Değil mi? Aynen Allah razı olsun. Değil mi abla? Evet. Yine hayırlısı şükür. Amin bin kere şükür. Bugün de gideceğiz gastronomiye. Evet. Önce gittin mi oraya hiç? Yok hiç gitmedim. Şimdi bir ablam vardı senin gibi. Geçen gittik beraber iftar açtık. Allah senden ondan razı olsun. Dedi Mehmet abi dedi sanki ben rüya görüyorum. Dedi niye abla dedi ben rüyamda böyle bir yer göremezdim dedi. Allah razı ama olsun. Ama gerçekten çok güzel. Şimdi kızlar gideceğiz ya oraya. Çok güzel bir kütüphane var orada. Çok güzel kurslar var oraya bir gezmeniz lazım. Aslında gezelim mi beraber bugün orayı? Süpersiniz. Evet. Süper. Harikasınız. Sen evet konuşalım prenses. Sen al mikrofonu. Ne al bak sen tanıyalım bir anlat kendini bakalım. Gel yakın tut mikrofonu. Evet. Adım Nida Gülgüzel. Evet. 8. sınıf öğrencisiyim. Maşallah. LGS. 8. sınıf. Yani evet. Oluyor? Ortaokul bitiyor. Evet, bitiyor. Evet. LGS'ye gidince lise mi gelsin? Evet. Kazanacaksın inşallah, evet. LGS sınavından puan kazanıp iyi okula gitmek istiyorum. Tabii gidersin inşallah sen. Sende o ışık var. Hı-hı. Ne olmak istiyorsun peki okulu bitince inşallah? Hedefin ne? Ya öğretmen ya polis. Ya öğretmen ya polis. Ama ben polisliği daha istiyorum. Sana polisliği yakışıyor. Yunus polisi, evet. Böyle bir silah, yok evet. Kelepçe. Çok kıyafetler. Çalışma masaları yok, sandalyeler. Ama onun için çalışma masaları. Dur, ona geleceğim. Evet, şimdi ona geleceğim abla. Önce eksikler şimdi konuşacağız. Evet. Şimdi ders çalışıyoruz. Bu oda başka, kaç oda abla burası? Üç oda, bir de. Tamam, hepsi var. Beş çocuğu, siz de burada kalıyorsunuz. Tamam. Ali Mündar, çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Şimdi ailemizi tanımış olduk. Gerçekten şöyle söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim, yanlış anlamayın abi. Ne abla, sen de beni dinle. Ben yaklaşık 6-7 yıldır bu yardım programlarına gidiyorum, gezi programlarına. Çok dar gelirli evlere gittim. Ama benim en çok sevdiğim evler, ben böyle evleri niye seviyorum? Hani belki yokluk var ama temiz. Ben ona hayranım. Önce abla sen tebrik ederim. Bunu yeminle söylüyorum. Hani fakirlik ayıp değil.
Kirlilik ayıp bir şeydir. Doğru, doğru. Ablanın evi maşallah kutu gibi. Ha yoktur ama olan temiz. Ha, Allah razı. Doğru mu abla? Değil mi, Allah razı olsun. Bazen işte, ya, insan bir şey söyleyeyim mi yani? Oturma benim hani bazen insan bir şey olmasın ama böyle tiksiniyorsun ya. Evet hocam. Ama ablanın evi maşallah kutu gibi. Allah çok güzel. Razı olsun. Şimdi bunu anladık. Şimdi senin neyin eksik abla? Önce onları bir anlayalım. Hocam valla ben neyim? Bugün çamaşır makinem gitti. 9 milyara kazan diye değiştirilecek. Üf, yenisi kaç para bunun? Hocam valla yenisi bundan 4 sene önce millet bana yardım etti aldı. Evet. Ha gelip bana şey ettiler. Bugün de kazanım gitti hocam. Yani şeysi de bitmiş. Garantisi falan da bitti. Tamam. Ha ne bileyim gitti de artık eşim dedi bilmiyorum artık Allah mal mı yok bilmiyorum. Ben de şaşırmışım. Mutfaktaydı götürdüler. Ona biraz moralim bozuldu. Allah bitirdi. Bana da bir şey söyleyeyim. Bazen çamaşır makine işte bir kadının şeysidir hocam. Eyvallah. Yani biraz şeysidir. Dur, şimdi artık kadınlar hani bir telefon değil gelir ki insanlar. Artık kadınlar çamaşır yıkayamadılar legende. Çitile çitile. Hocam. Doğru mu? Evet valla. Çalışma masa sandalye yok çocuklar oturup evet, çalışan hocam. Hocam. Vallahi. Şimdi burada 5 tane kız var. 5 kızın en küçüğü evet. Neydi? İsmi Ruh. İkranur güzel. İkranur Haliç hepsi okuyorlar. Evet. Bir masa var. Çalışma masası yok. Sandalye yok. Sandalyesi yok. Böyle bu konuda önce şöyle özetleyelim. Bir tabletleri falan. Dur. Acele, tek tek bak. Şimdi önce birincisi ablamızın çamaşırlarını yıkaması için bir çamaşır makinesi ihtiyacımız var. Yani şu anda gerek belediye yetkililerimizden, gerekse maddi durumu olan hayırsever iş adamlarımızdan önce bir çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi gelsin ki abla o çitleme derdinden kurtulsun. Sonra bu kızlarımızın ders çalışabilmesi için bir çalışma masası ve sandalye lazım. Bir masa var ama yani dolap niyetinde kullanılıyor. He hocam olsun o. Kitapları olsun. Falan koyuyorlar. Bir, aslında olsa bir dolap şeklinde. Ha, ne olursa olsun. Evet. Dolap olsun, masa olsun, sandalye olsun. Yani çocukların çalışabileceği bir şey sistemde olabilir. Elimizde kalan olabilir. İkinci el bir genç odası olabilir. İkinci el olsun. Evet bir genç odası ya, olsa. Kabul ediyor. Bunu çalışırlar burada. Bon başka abla. Ola işte. Tablet de mi istiyoruz? Evet. Mesela okulun verdiği testlerimiz tek var. Evet. O tek yetmiyor. Onu bile evet. Mi alamıyoruz? Durumumuz yok diye. Diyorum tablet olsa onda daha iyi çalışırım. Tabletin de aslında bir tane bilgisayar daha iyi olmaz mı bilgisayar? Hocam bilgisayar çok yüksek uçuyor yani. Bilgisayar şimdi tabletle birlikte daha ucuzdur. Yani ancak değil ya. Ya bir şey söyleyeyim. Şimdi bir dakika Emine abla. Emine abla mıydı? Evet. Şimdi bir tane hesabı dedi ki ben size bir tane bilgisayar alacağım. Sen ne yaparsın? Ben ona bir şey diyemem. Değil mi? Bir şey da, şimdi tablet bir nevi oyuncak gibi. Bilgisayar olsa bütün kızlar ders çalışacak. Tablet de olabilir. Değil mi? Evet. Ya iyi bir laptop olur, ya bir notebook olur, ya bir yani. Hangisi olursa. O konuda eğer maddi durumu iyi olan bir dostumuz, bu genç kızlarımıza, geleceğin öğretmenlerine, polislerine, doktorlarına, savcılarına olabilecek bu gençlerimize işi konmak için bile o tablet olur veya bir bilgisayar olur veya bir notebook olur. Yardımcı olursanız seviniriz. Mahmut'a sen söyleyeceksin. Tut biraz mikrofonu, sen de biraz tut. Yoruldum. Evet abi. Abi şimdi özellikle yani sizle beraber bu programı yaparken biz de bu programa beraber çıkarken yani ayrı ne bileyim ayrı zevkler alıyoruz. Yani çok değişik hallere giriyoruz. Öncelikle sizin bu işte vesile olduğunuz daha önce yardım faaliyetlerinde dolayı teşekkür ederiz. Eyvallah Allah razı olsun. Bu program bir nevi aslında ailelerimizi daha yakından tanımamız, onlarla iç içe olmamız hasebiyle daha güzel bir program oluyor. Evet. Geçen dönem Ramazan'da biz ailelere misafir oluyorduk. Evlerinde gelip beraber iftar ediyorduk. Yemeği biz götürüyorduk. Ama yemeğini biz getiriyorduk. Sofrasını, tatlısını. Bu yıl bu yıl başkanımız Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla bizim belediyemize ait olan bölgenin en iyi gastronomi merkezinde ailelerimizi orada misafir edelim dedi. Biz de bu programın formatını bu şekilde şekillendirdik. Bundan sonra ailelerimizi oraya götüreceğiz. Nezih, güzel bir ortamda onlarla güzel bir iftarda buluşacağız. Ayrıca belediye başkanımız Mehmet Can Polat'a da teşekkür ederiz bu konuda. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tabi bugün bu Emine ablamızın evine gelmemize vesile olan Nisan Hanım. Nisan sen ne söyleyeceksin? Evet, İyi ki de varsın ya. Vallahi. Küzüğüm abi. Melek gibi de ama gülüyor. Evet. Yüzü gülen. Bak Hüseyin yaklaş biraz. Mikrofon getir. Uzatmıyor konusunu önce gibi. Yüzü güler insandan zarar gelmez. Ha böyle var ya böyle hain hain bakanlardan korkacaksın. Evet. Bir şey diyemiyorum. Değil mi abla doğru mu? Doğru. Evet. Öncelikle belediye başkanımız, Halliye Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'a teşekkür ederiz. Böyle bir program sunduğu için bizlere teşekkür ediyoruz. Evet. Onun sayesinde birçok ablamız, annemiz yerinde olan hanımefendilerimiz faydalanabiliyor. Geçen yıldan beri biliyoruz hani geçen yıl birçok destek alan ailelerimiz oldu. İnşallah darısı Emine teyzemize olsun. O da annem yerinde inşallah. Kendisini severiz. Onlar da inşallah bizi seviyorlardır. Biz onlardan dua alıyoruz. Onlar bizden yardım alıyorlar.
Bunlar bize yetiyor zaten. Evet. Belediye başkanımızın dediği gibi de. Evet. Allah razı olsun. Allah ayağına taş değdirmesin onu da inşallah. Halile'ye can kurban diyoruz. Allah sana söyleyeyim. Bana diyor. Halile'ye can kurban diyor. Evet. Binlerce kez can kurban. Yani hak ediyor. Allah razı olsun. Kendisine Mehmet Can Polat. Ne yapayım mesela? Ne yapmış Mehmet Can Polat? Daha ne yapsın? Mesela? Mesela ne yapsın? Gıdamızı gününde getirir, yemeklerimizi gününde getirir, çocuklarımızın bayramlıklarını verir. Ha bir yardım falan olursa geri çevirmek etmiyor. Yani elemanlarına kadar, çalışanlarına kadar. Allah razı olsun, daha ne söyleyelim. Yani yaptıkları mesela yardımlar, şeyler mesela sonsuz teşekkür ederiz. Allah benim gibi alan ablalardan sonsuz teşekkür ederiz. Yani de yiğit öldür hakkını yeme. Allah razı olsun. Yiğit öldür hakkını yeme. Yiğit de Mehmet Can Polat'mış şimdi. Evet. Tamam. Bu ev niye karanlık abla şimdi? Valla hocam nasıl yani patlamış işte ne bileyim. Ampul patlamış. Yani. Normalde elektrik var. Elektrik var. Bir ampul patlamış. Ha. Mahmut niye bize ampul getirmedik? İnşallah onu hemen. Evet hemen bu ampul sorunu çözelim. Şimdi ampul yanması lazım. Bu ampul yanması lazım arkadaş. Yalnız anlaştık mı? Evet. Şimdi biraz daha konuşursak abla ne yapacağız biliyor musun? Trafik yoğun ya, iftara kaçıracağız. Tamam. Bence kalkalım, evet. Yavaş yavaş gidelim, kızlar gidelim mi? Tamam. Ama ben Dombada'ya gittiğimde direkt restoranta geçiyordum. Bu defa önce kızlarımız bir kütüphaneye gidelim beraber, olur mu? Tamam. O zaman kapatalım, orada buluşalım inşallah. Evet, iftara az kaldı. Prenses nerede şimdi? Kütüphaneye geldik. Orada yazıyor. Halil Beydesi, İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi. Çok neymiş? Mutlu oldum. İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi. Bunun içinde ne var biliyor musun? Kütüphane var, restoran var. Yemek kursu var, hal mes var, her şey var burada. Çok iyiymiş. Şimdi içeri bakacağız, tamam mı? Çok mutluyum. Önce içeri gezeceğiz, sonra da bize özel bir VIP oda var, VIP oda oturacağız. He, nasıl? Çok iyi. Çok güzel. Sen ne diyorsun peki prenses? Şey güzel. Sen şey tanıyor musun İbrahim Tatlıses'i? Evet. Kimdir o? O bir şarkıcı şeyi. Şarkıcıdır. Evet. Urfalıdır, değil mi? Evet. Dur bakalım sen söyle, sen söyle bakalım. Neci bu İbo kimdir? İdo Tatlıses'in babası. Güzel. İdo Tatlıses'in babası. Kız bizden İdo'dan, bize İbo'dan bahset. İbrahim Tatlıses. Urfalıdır. Hemşerimizdir. Aynen. Tamam, İso'yu çok sever. Küfteyi çok sever. Evet. Yemeği çok sever. Sen gel bakalım. Bak olmaz ki ama. İçeri gitsene mi kızlar? Bakın burası neresi? Burası bizim neresi oluyor? Halliye tabii. Burası da şey kanal boyu. Kanal boyu. Karşı yaka. Kanal boyu. Hemen karşıda görünen yeni şehir hastanesi yapılıyor. Bakın kıza bak gördünüz mü? Şu 1700 yataklı hastane. Evet. Kaç yataklıymış? He? 1700. 1700. Nasıl abla, iyi değil mi? Evet. Urfa'nın böyle bir şeye ihtiyacı var. Aynen aynen. İyi miyiz? İyi. Evet, şimdi içeri geçeceğiz, görüşeceğiz. Bir yol ayrımındayız. Safın belli olsun. Doğrunun yanındayız. Safın belli olsun. Meydanlara indiler. Küvesel efendiler. Gereken cevabı ver. Safın belli olsun. Önce düşün biraz dur. Arayan elbet bulur. Yiğit yiğitle olur, safın belli olsun. Yiğit yiğitle olur, safın belli olsun. Dağda medet umanlar, tanıyorsun kim bunlar. Yanmasın köpe canlar, safın belli olsun. Duysun dünya seslenme, heybetin yok aslanda. Ay yıldıza yaslanda, safın belli olsun. Biz Halliye Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın yanına misafirliğe geldiğimizde malumunuz yemeklerimizi nerede yiyoruz? Gastronomide. Oraya her gelişimizde de böyle misafirlerimizi nereye getiriyoruz? İşte görmüş olduğunuz kim? İbrahim Tatlıses. Kim? İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses. Şimdi İbrahim Tatlıses niye? Şimdi İbrahim Tatlıses, abla gel, sen abla gel abla. Ne dedin abla, sen bir deydin? İmparator. İmparator. Şanlıurfa'mızın gururu. Biz de her programımızda böyle İbrahim Tatlıses'i bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya göstereceğiz. Neden? Çünkü bu bizim gururumuz. Türkiye'nin gururu, dünyanın onuru İbrahim Tatlıses hemşehrimiz. Halil Belediye'mizde zaten bu merkezimizde de ismini veren sanatçımız İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi burası. Evet, özellikle Sayın İbrahim Tatlıses'in ismini de yaşattığı için sevgili Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi geçelim, nereye geçeceğiz? Bilmem. Yemek yemeği. Yemek yemeye gideceğiz. Tamam, çıkalım yemeğimizi yiyelim. Tamam. Orada muhabbet yaparız. Hadi geçelim. Bu şehrin olmazsa olmazı mutfağıdır.
İşte Şanlıurfa'nın zengin kültürüne yakışır bir hizmet. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın projelerinden biri olan Göbekli Tepe Gastronomi Merkezi ve Restoranı açıldı. Karşıyaka Mahallesi'nde 4000 metrekare alan üzerine tesis edilen İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi içerisinde yer alan gastronomi merkezi, hem yöresel lezzetlerin sunulduğu hem de mahalli aşçıların yetiştiği bir merkez olarak hizmet vermeye başladı. Gastronomi merkezinde çorba çeşitleri, tepsi yemekleri, sulu yemekler, kebap çeşitleri, salata çeşitleri, tencere yemekleri, pide ve tatlı çeşitleri olmak üzere 90 çeşit lezzet sunulmaktadır. Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun. Her akşam olduğu gibi Şanlıurfa'mızın gururu, onurumuz efendim. Şanlıurfa'nın master şefi Zafer Bey bizi karşıladı efendim. Zafer Bey yine çok kıymetli bir ailemizi getirdik efendim. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Eyvallah efendim. Her gün ayrı bir heyecan yaşıyoruz. Allah bugün Allah. De dünkü gibi, önceki gibi heyecan yaşıyoruz. Şeref vermişler, hoş gelmişler. Bugün de 5 tane pırıl pırıl minik kızımız tabii, ve tabii ablamız var. Bu da küçük prensesimiz. Bu İkranur. İkranur muydu o? İkranur gel bakayım. Gel bakalım. Maşallah. Evet. Abla geç otur sen. Hoş, buyurun. Biz alalım. Gel abla sen böyle gel abla. Evet. Bu prensesler de şöyle alalım. Evet, daha alalım efendim. Ha. Evet. Gel. Bu arada her akşam ben tabii buranın menüsünü paylaşıyorum. Bugünkü menümüzü biliyorum ben. Hı hı. Şefim bugünkü menümüz ne? Bugün Urfa kebabımız var. Ezogelin çorbası. Evet, başlangıç ezogelin iftarı tabağımız var. Tamam. Kurma kayısı, ezogelin çorbamız var. Evet. Arasçak olarak ağzı yumuğumuz var. Evet. Bahçacı bostanamız var, yöresel bahçacı tamam. Bostanası. Zırh kıymasına vurmuş Urfa kebabımız ya. Var. Garnitürle birlikte. Çok yağlı değil kebabımız. Hayır yok. Yok. Bir oranı düşürmüşüz. Ha, şimdi yani herkes yağlı olmasın. Abi. Yok, herkes onu midesi kaldıramaz diye. Tamam. Şey ayrımsız. Arkasında da bizim burada ürettiğimiz, kendi ürettiğimiz peynirli, sade yağlı peynirli kadayıfımız var. Ama biraz bu kütüye çok koyayım biraz ya. Yok, bugün şey yapacağız. Ne? Size özel. Çift tabak vereceğiz. Allah'a emanet olun şef. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben şimdi oturayım şefim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii hayırlı iftarlar olsun. Efendim gerçekten Şanlıurfa'mızın gururu kendisi. Estağfurullah. Şanlıurfa'da yemek denince, şef denince akla gelen ilk isimdir. Master Chef. Estağfurullah. Lisa doğru mu Lisa? Evet. Gel Lisa gel. Gel sen de. Adam sen de gel. Evet şimdi sen söyle. Nasıl bir şef bu şef? Master Chef ya. Master Chef. Vallahi geçen yıl çok övüyorduk. Hani evet. Kendisi yoktu, yemekleri vardı. Her programda söylüyorduk. Evet. Bu defa kendisiyle birlikteyiz. Ellerine, kollarına sağlık. Sağ eyvallah. Mahmut sen söyleyeceksin. Yani şimdi Zafer Şefimizi uzun zamandır ben tanıyorum. Evet. Yani nasıl denir? Yani Cumhurbaşkanımızı, bakanlarımızı ağırlamış biri. Eyvallah. Yani artık bunun üstüne söz söylenmez. Baba, bir de baba ne ağırlamış ya başkanı? Seni ayıramız zaten farklı ama Cumhurbaşkanımızı, bakanlarımızı ağırlamış. Ama biri. Bu bak. Her şeyden önce bir özel bir sabır. Bugün en kıymetli sabır abidir bak. Bizim bak bu öyle bu İçişleri Bakanı gibi vallahi. Abi çok teşekkür ediyorum ama bir şey söyleyeceğim gerçekten. Hani bu latif olsun diye değil. Zafer Bey gerçekten Şanlıurfa'da kendini kanıtlamış. Kalite olarak, lezzet olarak, hijyen olarak bir de aynı zamanda düşünün bu mekanı ayarlıyor. Onun yanı sıra bir de Şanlıurfa aşevini ayarlıyor. Yani yemek denince akla gelen bir numara kimdir? Şef Zafer. Bu arada bazen gece uykusu kalıyorsun, yoruluyorsun ama hakkını helal et. Estağfurullah. İnan ki Mehmet Can Polat adına ben sana aynen. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı iftarlar diliyorum. Afiyet olsun efendim. Şimdi. Allah buyurun. Otur abi şimdi. Buyurun. Geldik gastronomiye. Önce minik kardeşlerimle birlikte gidip kütüphaneye geldik değil mi? Beğendik kütüphaneyi. Nasıldı? Çok iyiydi. Tut bakalım mikrofonu. Ama bakalım bir dedin. Ne gördün? Neler yaşadın? İbrahim Tatlıses'i gördük. Tamam, resmini gördük hani. Evet. Tamam, çok güzel. Orada sonra kitap. Kütüphaneye gittik. Evet. Seni gezdik. Aynen. Orada abiler ablalar ne yapıyordu? Ders çalışıyordu. Neden? Çünkü çalışmaları lazım. Çünkü ileride bir başarı elde etmek için, gelecekte kazanmak için üniversite kazanacaklar, avukat olacaklar, doktor olacaklar değil mi? Evet. Şimdi biz onlar ne yapacağız? Örnek alacağız. Doğru mu? Doğru. Çok. Başka ne gördün? Ondan sonra... Şimdi Urfa'da deniz yok ya. Hani deniz kenarında oturamıyorsun ama kanalın kenarında oturuyorsun. Nasıl? İyi. Kanal gördün mü? Evet. Nasıl kanalımız? Su akıyor, hastane var arkada, park var. Güzel mi? Evet, güzel. Tamam. Şimdi abla verelim. Tamam ablacığım, ne gördün? Al bakalım. Kütüphane çok güzeldi. Evet. Kitaplar falan vardı. İbrahim Tatlıses'in Urfa'nın sanatçısı, meşhur sanatçısı. Evet. Yani kütüphane çok güzeldi. Evet. Peki burası nasıl lokantamız? Burası da çok güzel. Beğendin mi içeriği? Evet çok güzel. İçeriye baktık. Sonra ben ikramını da gittik gezdik. Her şey çok güzeldi. Her şey çok güzel. Siz evet. De güzelsiniz. Teşekkürler. Eyvallah efendim. Prenses Fatma Nur muydu? Fatma Gül. Fatma Gül. Şimdi bir şey soracağım. Tut mikrofon şöyle. Fatma Gül'ün suçu ne? İftarım.
Bayağı film var değil mi? Ne film vardı? Fatma'nın üçüncü ne? Evet. Ablacığım bizim alıp bakalım. Sen nasıl kütüphaneyi falan bir sen bunların ablasısın herhalde değil mi? Kütüphane güzeldi. Yani güzel ders çalışma alanı, sessiz, sakin. Yani gelen birileri çok güzel de ders çalışır, eder. Öyle. Şey nasıl? Restoranımız nasıl? Gastronomi? Her şey kusursuz, çok güzel. Süpersin ya. Nasıl şey gibi olduk. Şey gibi neydi? Bir yemek yarışması var ya. Zahide mi? Ne dokanlı ismi? Yemek yarışması yapıyordu. Vallahi evet. Yine sal bakalım. Kaynağları karar versin. Çok teşekkür ederim. Fatma Gül. Fatma Gül. Zuhal Topal mıydı? Ne? Evet, çok güzel. Şema, şimdi şu söyleyeyim. İşte Latife bir tarafa. Amaç burada bir tatlı bir sohbet etmek aslında. Şimdi abla İkrem Nur'a karışma. Karışma kıza. Şimdi bir şey söyleyeceğim abla, bir dakika dur. Bırak, elini ağzına götürsün. Şimdi ablamın evine gittik. Ablam gerçekten inşallah bizim ablamız. Allah razı olsun. Allah ondan razı olsun, müziklerden razı olsun. Öyle abla dedi işte yani çocuklar bir tablet ya da bilgisayar olur, bir çalışma masası olur ama laf arasında ben duydum. Abla bize söyleyemedi. Ablamın herhalde fırına bir 3000 lira kadar borcu birikmiş. Tabii ki malumunuz şu anda Ramazan ayındayız. Hayırlarımızın böyle hesaplarımızın kat kat arttığı, Yüce Allah'ın 1'e 10 verdiği, 20, 50, 100 verdiği bir aydayız. Mübarek bir aydayız. Size de Şanlıurfa ve Türkiye'nin herhangi bir yerinin neresinde olursanız olun. Hani dersiniz ya ben mesela benim fıtır sadakam vardır derler. Zekatım var, şuyum var, buyum var. Yani iyilik yapmak isterseniz bize ulaşın, bize sizin Mahmut abiyle ve Nisan üzerinden ablamıza ulaştıralım. Ablamızın sıkıntısını giderelim. Hatta iş görmeyin, gelin beraber gidelim karşıdaki fırına değil mi? Fırına gidip dedi ki ablam, karşı ablamın borcunu aç defteri sil. Biz aşağıda dedi abla bir tanesi borcunu sildi fırına. Doğru mu? Nasıl? Kusursuz. Ne Fatma Gül? Kusursuz. Çok güzel. Abla sen de gördün mü kütüphaneyi falan? Evet gördüm. Afiyet olsun. İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi, Halile Kültür Merkezi, İbrahim Tatlıses İmparator adına verilen bütün yani şeylerden dolayı öğrenciler falan rahat çalışıyordu. Düzgün bir yerde, temiz bir yerde. Yani hakkını vermişler. Gerçekten hakkını vermişler. Sakin, düzgün, geleceğimizin simgeleri, geleceğimizin öğrencileri diye kimse cahil kalmasın diye her yerde Halile Belediyesi her yerde bir şey yapmış. Bir şeyler yapmış ki öğrenciler bir yere gelene kadar. Ya, İnşallah pişman olmaz. Şerefime var ya sen Mahmut İpek'ten de iyi konuştun. Nisa'dan da iyi konuştun abla. Şimdi abla yok, biraz şey konuşalım. Ramazan'ın manevrasını konuşalım. Sen kaç yaşından beri oruç tutuyorsun? Ben 7 yaşından beri. 7 yaşından beri. Yani o 8, 9, 10 yaşlarındaki orucu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ve eski Ramazanlardan ne var aklımda kalan? Hani şöyle diyeyim ha. Eski Ramazanlar mı, şimdiki Ramazanlar mı mesela? Önce eski Ramazanlar. Niye mesela abla? Ya eski Ramazan'da huzur vardı. Yani değil ya insanın hani çocukluğuna giderse yani şimdiki çocukları memnun etmek zor. Yani bir şey yedirmek zor. Evet. Eskilerde ne kalkarsak bir pilav da pişerdi. Ağzımızın tadı vardı en azından. Yani bir tane ilk okulda hoplardık, zıplardık mavi önlükle. Yani evet. Bilmezdik ki orucuk. Şimdi yaşımız kaç olmuş, hava soğumuş. Yani her şey bile değil ya. İnsan mesela şimdi kimse aç yoktur. Yani eskiye bakarsa şimdikinin değil ya padişahı. Doğru söylüyorsun. Heh. Ben bir şey kaçırdım. Senin dönemden önlükler mavi miydi? Evet önlükler. Belki siyahdın niye? Belki ben 84 doğumluyum. He, sen bizden bir 10 yaş büyüksün. O yüzden mi? Değil mi? Evet, adam benden 10 yaş büyük bir şey. Tabii 84 doğumlu. Ben de 74 ya, 10 yaş küçüğüm ben. He. Şimdi 84 ile 74 de büyüktür. Hangisi büyük? 84 mü büyük, 74 mü büyük? Valla kafam karıştı, 84 küçük. Kızlar hangisi büyük? 84 mü büyük, 74 mü büyük? Ne? Tamam, 84 büyük. Bak bildin, evet. Tamam, şimdi yine iftara geri gelelim. Tamam, 1900 saymazlar, iyi. Abla, şimdi bir şey söyleyeceğim. Eskiden bu kadar tabak çatal yoktu, bir tencere vardı. Yoktu. Hani bir kuşhane vardı, evet, ortaya tencere gelirdi. Herkes evet. Ekmeğini daldır yerdi. Evet. Hatta biz bulguru da bile ekmek de yerdik. Evet, aynen. Şimdi çatallar, kaşıklar, tabaklar arttı, çeşitler arttı. Ama o tat kalmadı sanki. Tat kalmadı, huzur kalmadı, her şey çok ama yani bir şey alamıyor, insan tat alamıyor bir şeyden. Evet. Çünkü insanlık öldü, komşuluk öldü, akrabalık öldü. Her yok, şey. Ben sordum. Mesela dün de bir amcaya sordum. He, eskiden bırak kaçma, kıza kaçma, rahat olsun, hiç kaçma, serbest ol. Çıkarsın, ne yaparsa yapsın. Şimdi eskiden, dün de sordum hacı amcaya. Annemiz bir yemek yapardı, sofrada 10 çeşit yemek olurdu. İşte Ayşe abla köfte getirirdi, Fatma abla tırşık getirirdi, öbürü pilav getirirdi. Tabak tabak. Ramazan. Şimdi ben bir komşunun, komşuya tabak gönderen çok nadir görüyorum. Ya kimse yok artık yollamıyor. Herkes diyor ki ben kimse değil.
Yani diyor ya, komşusu aç yatarken diye bizlerden değildir. Hadis-i şerif var, Efendimiz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Komşusu açken tok yatan neymiş? Bizden değildir. Neymiş? Bizden değildir. Bizden değildir. Olmaz. Böyle Müslümanlık olmaz. Hep ben ara ben. Siz evde oturun, yiyin, için. Yan komşuda ekmek var mı? Yok mu? Karnı tok mu? Aç mı? Derdi var mı? Böyle Müslümanlık olmaz. Yani Allah bizi, hepimizi korusun, hepimizi ıslah etsin inşallah. Ama inşallah son nefesimizi almadan akıllanırız. Evet, yani dünyada en büyük şey şereftir, yani namustur, şereftir, hasiyettir, onuruyla, şerefiyle, yani yaşına, bu yaşa getirdim çocuklarımı. Yani değil ya, çalıştım, kimseye muhtaç olmadım. Yani ben bekarken kalıcılık yapıyordum, çalışıyordum. Şu ana kadar çalışıyordum. Temizlik falan olsa gideyim. Yani. Doğru, sonra var. Başka şey gideyim. Yani. Sen evin oyundan pırıl pırıl. Allah razı olsun. Allah maşallah. Teşekkür ederim. Ben var ya, inşallah bir gün giderim, babam bize küfteyi okursun. Malzeme götürerek. Niye biliyor musun? Ben eşeğe bakmam. Dolap var, halı var, oturma grubu var, yok. Ev temiz olsun var ya. Benim gözümün yağını iyisin. Değil mi abla? Evet. Değil mi abla? Fakirun işe, eve kadı, pamapın, divuji, değil mi? Ne emre kadı? Ne diyor? Fakirlik Allah'ın emridir diyor ama temizlik diyor, kirli olmak diyor Allah'ın emri değildir diyor. İnsan temiz oluyor. Ben de bugün baktım, ev kirli dedim, al süpürgeyi çalıştır, evi süpür. Süpürde. Tabii süpürmek lazım. Efendim, iftara kaç dakika kaldı bakalım. Allah izin verirse... Sence kaç dakika kalmış? 10 dakika. Tam 10 dakika 30 saniye var bura, bak görüyor musun? Yakın göster kameraman burayı. Efendim tam 10 dakika 30 saniye kalmış. Allah nasip ederse 10 dakika sonra burada görmüş olduğumuz... Önce neyle açacağız iftarımızı? İsmini unuttum, hurma. Neymiş? Hurma. Neden hurma? Çünkü... Ben söyleyeyim mi? Evet, o böyle bir söylesin. Peygamber Efendimiz çünkü... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hurmayla açarmış. Tamam, biz de o zaman hurmayı açacağız. Hurma sünnet yani. Evet, abi. Sünnet. Tamam, başka. Evet, Ayşe, gel Müdür Bey. Hemen Müdür Bey, bana ne kalmıştık? Dedik ki, neden iftarı hurmayla açıyoruz? Peygamber Efendimiz de hurmayla açıyormuş ve bize ya. De sünnet kılmıştır. Evet. Çok teşekkür ederim. Müdür Bey, alayım mı efendim? Gel, hoş geldiniz. Efendim, abla otur, abla sen otur. Efendim, Ahmet Bey aslında bizim Halliye Belediyesi'nin halkla ilişkiler ve basın müdürümüz. Ama evet, aynı doğru. Zamanda TRT'nin de Şanlıurfa temsilcisi. Şanlıurfa ile ilgili bütün haberlerde TRT'ye bağlanan bir isim. Bu akşam da o bize şeref verdi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı iftarlar diliyorum. Bizi izleyen tüm vatandaşlarımızdan Ramazan'ı tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Bugün aslında çok önemli bir davetli, ferahlı bir yemek evet. Var Maliye Belediyesi'nin. Siz bizi tercih ettiniz. Evet, bu sofra bizim için daha önemli. Evet. Çünkü burada halkımızla iç içeyiz. Siz de çok güzel bir program vesile oldunuz. Çok güzel bir organizasyon. 30 gün boyunca devam edecek bir İnşallah. Organizasyon. Hem vatandaşlarımızı belediyeyle iç içe hem de belediyemizin hizmetlerini kamuoyuna sizlerin aracılığıyla duyurmaya bizlere vesile oldunuz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bak, prensesler 5 tane kızımız vardı. Bir tane tabii beş yetişen bir tanesi. Hepsi okuyorlar. Maşallah. Evet. Ben çok pırlanta gibi kızlar abi. Maşallah. Ben az önce duydum zaten. Neden hurmayla oruç açılırın evet. Çok güzel bir anlamını ifade etti. Bizler için de gayet önemli. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sünnetidir. Orucun hurmayla açılması. Bizler de inşallah bu şekilde iftarımızı yapacağız. Orucumuzu bu şekilde açacağız. Ben bir şey daha söyleyeyim. Yaklaşık 6-5 yıl mıydı Halliye Bey? Fevzi Başkan'ın beraber 10 yıl oldu. İlk defa Ahmet Bey'i konuşturuyorum. Doğru, evet. Belediyede benim 10. yılım. Evet. İlk defa Mehmet Demir mikrofonla konuşma fırsatı oldu. Teşekkür ederiz. Sağ olun. O da mübarek bir yerden geldi. Evet, evet. Hem şeref verdiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hayırlı iftarlar diliyorum. Çok teşekkürler, buyurun efendim. Tam müdürüm. Efendim, sevgili müdürüme çok teşekkür ediyorum. Bugün o da bizi tercih etti. O bugün tabii ki hepsi özel misafirler. Bugün özel misafirler olduğum sofradayız. Evet, Halliye Belediye Başkanı Sayın Mehmet Can Polat'a ne kadar teşekkür etsek azdır değil mi kızlar? Evet. Niye kızlar? Çünkü o bizim o bize şey yaptı. Çok şey yaptı. Evet. Değil mi efendim? Bak, babayı konuşayım, verin haber. Babayı düşünün, yapmayalım da kalsın. Evet. Mehmet Can Polat'a çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bizim için İbrahim Tatlıses şeysi için bizi burada konaklattırdı. Ben mesela bir şey söyleyeyim mesela. Babalar dedi ki al yemeği götür, ona yemek yiyin. Evet. Yemek yerdi evde. Ev hiç kirlenirdi. Söyle ey. Evet. Bulaşıklar kirlenirdi. Kim yoğururdu? Bir ikisi de yoğururdu, eller ağrırdı. Yok, canı sağ olsun. Sen canı yoğururdun. Canı sağ olsun. Yoğurdum. Canı sağ olsun. Şerefine kadar olsun. Ya sen bir tanesin. Çok teşekkür ederim. Hiç değil. Evet. Fatma, sen de söylemek istersin başkanla ilgili. Mehmet Can Polat'la ilgili konuşayım ben. Olabilir, tamam. Mehmet Can Polat'la ilgili konuş.
Her şey için teşekkür ederiz. Bizi burada misafir etti, konuk etti. Her şey için çok teşekkür ederiz. Bu kadar. Çok teşekkürler alayım. Şimdi ablamın ismi Emine değil mi abla? Şimdi arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim, hani siz de bilin diye. Siz benim artık kardeşlerimsiniz. Ben de bir abinizim. Dayını saydım çünkü anneniz de kardeşi sayılırım. Şimdi Haliye Bey'de Başkan Mehmet Can Polat normalde geçen yıl olduğu Ramazan'da Mahmut abiyle, Nisan Hanım'la birlikte diğer arkadaşlarla her akşam bir eve gidiyorduk. O eve giderken de yemeği beraberimize götürüyorduk. Bazen tepsi kebabı, bazen lahmacun, bazen soğan kebabı, bazen işte kavurma, doğum, pizza, neyse. Bu sene oturduk dedik başkanım yemeği götürüyoruz. Bir anlamı yok. En azından aileyi al yemeği götürelim dedik. Bugün de sizi buraya getirmen nasip oldu bize. Allah aşkına olsun. Çorba mı geldi? Getir abi, harikasın. Çorbanın gelişi neyin habersi sence? Efendim? Çorba gelince ne demek oluyor? Vakit az kalmış. Ramazan. Vakit az kalmış oluyor. Aynen. Doğru mu? Evet. Çorbalar geldiğine göre iftara az kaldı efendim. Evet, bu da Ezogel'in çorbası. Şimdi çorbamız geldi. Ben duamızı yapalım. Ondan sonra inşallah yemeğimizi yiyelim. Yemekten sonra da tekrar veda konuşması yaparız ve çıkarız. Evet, dua edelim mi kızlar? Duayı kim yapsın bugün? Evet, sen yap, evet. Ama sana ağzına yardım ederim, tamam mı? Tamam. Evet, bana karşı gidelim, sen bize gelişken. Prenses karşına gidelim. Hangi dua yapayım? Şey, bir dua et. Ha, tamam. O zaman beraber edelim, ortak bir dua yapalım. Fatiha okuyun. Bir de Fatiha'yı okuyun. Yok, Fatiha'yı en son okuyacağız. Tamam. Hadi şöyle ha. Efendim? Kız, o duadan değil. Baba, Allah'ım. Allah'ım. Bu mübarek gün yüzü hürmetine. Bu mübarek gün yüzü hürmetine. Hastalarımıza şifalar ver. Hastalarımıza şifa ver. Dertlerimize devalar ver. Dertlerimize devalar ver. Borçları borcundan kurtar. Borçları borcundan kurtar. Borç, evet. Evsizlere bir ev ver. Evsizlere bir ev ver. Kimse sokakta kalmasın. Kimse sokakta kalmasın. Kimse aç kalmasın. Kimse aç kalmasın. Kimse yetim kalmasın. Kimse yetim kalmasın. Kimse bekar kalmasın. Kimse bekar kalmasın. Kimse evlatsız kalmasın. Kimse evlatsız kalmasın. Yüce Allah. Yüce Allah. Her anne babaya. Her anne babaya. Salih ve saliha. Salih ve salihet. Evlatlar nasip eylesin. Evlatlar nasip eylesin. Allah'ım Gazze'ye yardım et. Allah'ım Gazze'ye yardım et. Filistin'e yardım et. Filistin'e yardım et. İsrail'i kahret. İsrail'i kahret. Başka sen ne ekleme yap? İsrail kahrolsun yani ya bu kadar. Başka bir kadar oldu, tamam. Sen aklına ne gelsin, kimin ne olsun mesela. Allah'ım bu kızlara bir tane bilgisayar gönder. Amin. Bak. Amin. Doğru mu? Şafi masası gönder. Allah bu depremzedelere yardım etsin. Amin. Başka? Evsizlere, barksızlara bir ev nasip eylesin. Amin. Tableti olmayanlar, ihtiyaç sahipleri olanlara bir asalara, cezaevindekilerine bir şey yollasın. Neydi? Asalara şifa. Asalara şifa. Bir araba versene, büyük bir araba versene. Sen Mehmet Emre'nin bir araba. Allah. Amin. Yok mu ağzı? Var. Var, çok. Çok var. Anladım. Açın Fatiha okuyalım. Evet. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha. Oku bakalım Fatiha şimdi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sirâtel müstakîm. Sirâtel lezîne en'amtu aleyhi gayril mağdûbi ve dâlin. Amin. Gayril mağdûbi ve dâlin. Amin. Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir duaydı. Sen duaya renk kattın. Efendim Allah Rabbim dualarınızı kabul etsin. Mübarek Ramazan'ımızı kabul etsin inşallah. İftara çok kısa bir süre kaldı. İnşallah kazasız, belasız, depremsiz, selsiz, felaketsiz bir bayram olsun, Ramazan olsun. Yüce Allah bu ülkeye gözyaşı yaşatmasın inşallah. Rabbim askerimizi de polisimizi de korusun. Rabbim onlara güç kuvvet versin. İftarımızı yapalım, sonra görüşeceğiz. Yüce Rabbim sizlerin ve bizlerin hepimizin inşallah oruçlarını kabul eylesin. Masada bir şey yok. Niye yoksa hepsini yedik bitirdik Allah'a çok şükür. Evet gerçekten Haliye Belediye Başkanı Sayın Mehmet Can Polat'a çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olsun var olsun. Bugün bu miniklerimizle birlikte harika bir keyif oldu. Ne söylemek istersin Ercin? Evet. Yemekler çok güzeldi. Hayalimdeki gibiydi. Çok mümkü. Yani Can Polat'a yani şey diyorum. Teşekkür ediyoruz. Aynen. Çok güzel. Sen? Mizan. Gerçekten de hayalimizdeki gibi yemek vardı. Çok teşekkür ediyorum buradan Can Polat'a. Yani ellerine sağlık. Evet. Asan Prenses. Al bakalım Tülfü Fatma Gül. Evet. Her şey için Can Polat için çok çok teşekkür ederiz. Evet. 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 Her şey için çok teşekkürler. Her şey çok güzeldi. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Evet. Ablacığım sen de söyleyeceksin. Buyurun. Ben ne söyleyeceğim? Vallahi ben de ya sonsuza kadar çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi çok mutlu etti. Çocuklarla birlikte yemeğe dört dörtlük de yani her zamanki gibi de ya.
bizi yine şaşırttı. Allah razı olsun. Evet. Sonsuz teşekkür ederiz. Bu muhteşem iftar için Haliye Belediye Başkanı Sayın Mehmet Can Polat'a çok teşekkür ederim. Aslında şahsım için değil, buradaki miniklerimiz için gerçekten hepsi hayallerindeki bir gecede iftar ettiler. Gastronomide gerçekten tatlı bir ortamda, nezih bir ortamda farklı bir iftar oldu. Bize bu mutluluğu yaşattığı için Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Mahmut abi, sen söylemek istersin. Öncelikle Başkanımız Mehmet Can Polat'a bizlere sunmuş olduğu bu imkanlardan dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca Emine ablamıza ve kızlarına davetimize icabet ettikleri için, bizleri kırmadıkları için, bizleri bu güzel yerde şereflendirdikleri için onlara teşekkür ederiz. Kızlarımız da hepsi öğrencidir. İnşallah okurlar, başarılı olurlar. Allah onların bahtlarını açık etsin. Tamam. Teşekkür ederim. Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'a çok teşekkür ederiz en başta. Evet. Küçük çocuklarımızı sevindirdiği için, ablamızı sevindirdiği için inşallah evet, dertlerine bir derman oluruz. Biz seviniyoruz zaten. Evet. Onun bu yardımlarından ötürü biz zaten çok seviniyoruz. Önemli olan onların sevinmesi. Onlar da inşallah memnun kalmışlardır bizlerden. Allah razı olsun kendilerinden. Belediye Başkanımıza tekrardan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Eyvallah. Ağırlamışsın, cevap edin mi lan? Bana ne dedin? Bir şey söylemiştin. Dedim sonsuz teşekkür edeyim diye. Bir de 1000 defa teşekkür edeyim. Allah razı olsun. Amin. Efendim yine geldik bir birliktelerimizin sonuna. Ben toparlamak istiyorum. Şimdi sevgili ablamız 5 kızıyla birlikte Bağlarbaşı Mahallesi'nde oturuyor. Eşi çalışamıyor hasta olduğu için. Ablamızın depremden dolayı evi zarar gördüğü için şu anda bir yakında kardeşine ait bir evde oturuyor ama sonuçta kendi evleri değil. Bu aşamada çocukların ders çalışırken bir çalışma masasına, bir sandalye miydi? Evet, sandalyesine. Ve hatta varsa bir laptop olur, notebook olur, bir tablet gibi bir ihtiyaçları var. Onun yanı sıra az önce belirtmiştim, ablamızın fırına yaklaşık bir 3000 lira kadar bir borcu var, fırın borcu var. Bu şekilde bu mübarek ayda kim elinden ne gelirse yardımcı olursa makbula geçer. Ben bizlere bu değerli dar gelirli kardeşimizle birlikte haftada bir akşam da olsa gastronomi merkezinde iftar etme şansı veren Haliye Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Can Polat'a, Belediye Başkan Yardımcısı, evet İkran Nur, Yardımcısı Sayın Mehmet Erol Beyefendi'ye, Sosyal Müdürü sevgili Fatih Arslan'a, Basın ve Akdeşliğe Müdürü Ahmet Hamitçi'ye ve emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ben misafir Mehmet Demir, kameraman Muhammed'le birlikte esen kalın efendim. Bu şehrin olmazsa olmazı mutfağıdır. İşte Şanlıurfa'nın zengin kültürüne yakışır bir hizmet. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın projelerinden biri olan Göbekli Tepe Gastronomi Merkezi ve Restoranı açıldı. Karşıyaka Mahallesi'nde 4000 metrekare alan üzerine tesis edilen İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi içerisinde yer alan gastronomi merkezi, hem yöresel lezzetlerin sunulduğu hem de mahalli aşçıların yetiştiği bir merkez olarak hizmet vermeye başladı. Gastronomi merkezinde çorba çeşitleri, tepsi yemekleri, sulu yemekler, kebap çeşitleri, salata çeşitleri, tencere yemekleri, pide ve tatlı çeşitleri olmak üzere 90 çeşit lezzet sunulmaktadır. Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun.